Çok lezzetli, bayılacağınız bir başlangıç tarifiyle karşınızdayım. Yılbaşı sofralarında böyle biraz daha değişik, biraz daha farklı lezzetler denemek istiyorsanız bu tarif tam size göre olacak. Çok çok lezzetli. Dediğim gibi malzemeler, yani biraz bulmakta zorlanabilirsiniz. Brie peyniri yerine eğer bulabilirseniz büş de kullanabilirsiniz ya da kamember. Farklı farklı. Biraz daha yarı yumuşak peynirler, yumuşak peynirler kullanırsanız bu tarif harika olur. Şimdi hızlıca tarifime geçeceğim. Yaban mersini kullanıyorum. Cevizim var. Pekan cevizi bulursanız ya da uygun bir kilosu uygun bir yada pekan cevizi bulursanız onunla da yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Biberiye, tuz, tereyağı, şeker derken çok lezzetli. Tavada yapabileceğiniz, aynı zamanda da yanında da böyle güzel bir biberiyeli ekmek yapacağız. Servis edebileceğiniz bir tarifle karşınızdayım. Çok konuştum, hemen tarife başlıyorum. Şimdi önce tavada yapacağım malzemeleri şöyle bir kenara almak istiyorum. Zeytinyağı, tuz ve biberiyemi önüme alacağım. Ekmeklerimi, ekşi maya, baget kullanıyorum ben. Şöyle ince dilimler halinde doğrayacağım. Bandırmalık. 1 santim yeterli. Fırınımda 180 dereceye ayarladım. Şimdi ekmeklerimi, gördüğünüz fırın tepsime yağlı kağıdın üstüne yayacağım. Şöyle tek tek. Biberiyem var. Biberiyemi şöyle terse doğru çekerek bütün yapraklarını çıkartıyorum. Bir büyük dal yeterli oluyor. Çok bile geliyor. Şöyle gelişi güzel doğruyorum önce. Şeklinden öte aroma vermesi önemli benim için. Kesince, çünkü o yaprakların içindeki müthiş biberiye kokusu patlıyor. Şimdi bunu burada tutacağım. O sırada da ekmeklerimi şöyle bir yağlamak istiyorum zeytinyağıyla. Önce tek taraflarını yapacağım. Ekmeklerimi çeviriyorum. Öbür taraflarını da aynı şekilde yağlayacağım. Daha da kıtır olmasını istiyorum. Şöyle. Şimdi ekmeklerime yağ sürdüm. Üzerine şu doğradığım biberiyelerden serpmek istiyorum. Şöyle gelişi güzel. Her yerine gelmesine gerek yok. Şöyle hafifçe üzerlerine tepsiye kokusunu salacak şekilde gelmeleri benim için yeterli. Üzerine de son olarak deniz tuzu, şöyle parça parça deniz tuzu gezdirmek istiyorum. Şimdi bu ekmeklerimi 180 derecelik fırına atacağım. Güzelce kızarana kadar fırında bekleteceğim. O sırada da ikisi aynı anda çıksın diye ocakta peynirimi hazırlayacağım. Şimdi şunu fırına koyuyorum. Şimdi bir iki ufak hazırlığım daha var ocağa geçmeden önce. Cevizim var, dediğim gibi pekan cevizi bulursanız çok daha lezzetli oluyor ama bu aralar tabii ki ithal ürünlerde inanılmaz bir fiyatlar var. O yüzden normal cevizle de deneyin, gayet güzel oluyor. Şöyle iri iri doğruyorum cevizlerimi. Amacım küçültmek değil, sadece o demin hazırladığımız ekmeklerle böyle havaya kaldırdığımızda düşmeyecek boyutta olması yeterli. Toz haline getirmek istemiyorum. Şimdi kamember peynirimi hazırlayacağım. Brie, kamember, keçi büş, o tip peynirlerin hepsiyle bunu yapabilirsiniz. Şöyle obrukla bile yapabilirsiniz. Enteresan bir aroma verebilir. Denemedim ama şöyle bir kafamda canlandırınca olabilecek gibi hissettim. Şimdi brie'yi tepesinden, pardon kamamberi, şöyle tepesinden hafif derin, çok değil, böyle bıçağımın gireceği kadar ucunun kare kare kesiyorum. Şöyle hafif açılması amacım. Şimdi ocağa geçeceğim. Bu nefis tarifi nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Aynı zamanda sunumda da kullanabileceğim siyah bir tava kullanıyorum ben. Evde döküm tava, bakır tava, nasıl bir şey kullanmak istiyorsanız görsel olarak onu da koyabilirsiniz. Şöyle cevizlerimi, her şeyimi alayım yanıma. Şekerim. Ocağımın altını açıyorum. İçine yağımı ekleyeceğim. Şu göbek kısmına peynirimi koyuyorum. Etrafına da şöyle yaban mersini, ceviz ve şekerimi ekleyeceğim. Ufak ufak cevizlerle yaban mersinlerini şekerle şöyle karamelize etmek istiyorum. Peynirim orada erimeye devam etsin. Şimdi üzerine az bir su ekleyeceğim. O suyla beraber kapağını kapatacağım. Hem peynirimin erimesini hem de yaban mersinlerinin biraz reşeli dönmesini bekleyeceğim. Altını kapatıyorum.
Yaban mersinli cevizli peynir bu şekilde hazır olmuş oluyor. O kadar güzel kokuyor ki konuşmama devam edemedim. O biberiyle güzel tuzladığımız zeytinyağlı ekmeklerimize de şöyle erimiş peynirimize ve cevizli yaban mersinli sosumuza batırarak yiyeceğiz. Çok çok lezzetli oluyor. Umarım tarifi beğenirsiniz. Kanaldaki buna benzer diğer tarifleri videonun sonuna bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında hepinize iyi yıllar diliyorum. Kanala abone olmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.